tahmin ettiğim kadarıyla bu ev. Çünkü arabasını da gördüm. Şimdi herkesin çok merak ettiği, benim de çok merak ettiğim bazı sorularım oldu. Sosyal medya fenomeni, en çok like alan, en çok tıklanılan birinin evine geldik. Burada kamera var. Kamerayı kapatsam mı? Evde yokmuş değil mi? Ah, hoş bulduk. Selin yok mu? Var, gelin, gelin. İçeriye gelelim gel. Direkt. Hayatım spontan da bakın hayatım işte dedim ben size her şey spontan. Ya bırak Sarıl ya. Efendim Allah'tan yani. Görme yeter bu kadar. Birazdan az sonra. Bekleyin. Kaç. Selin giyine dursun. Ben biraz evi dolaşayım. Gördüğünüz gibi salondayım. Salonda şurada. Ben ödülleri gördüm. Bakayım dur. Kraliçemiz Selin Ciğerci. Ne derneği bu? Mor. Ne derneğiymiş? Kız bu mor kader. Aşkım bu kadınlar kadın dayanışma derneğinden bu kelebek ödülü. Altın kelebek değil değil mi? Altın yani o da oldu inşallah da ileride. Olur. Bu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin yılın enleri. Bence yılın en güzel hediyesi o şey, en çok kazanan sosyal medya fenomeni ödülüne ben getiriyorum. Seni Allah kahretmesin. Türkiye'nin ilk sosyal medya fenomeni benim. Ne kadar kazanıyorsun? Kazanan derken mesela neyden kazanıyorum? Ya şöyle, ayda 500 bin, ayda 700 bin. Kaç yüz bin? 500 bin. Sence gerçekten bu kadar var mı yok mu? Şu an Instagram kapansa ben gene aynı evde otururum, gene aynı odada gezerim. Benim Allah'a çok şükür babam var. 500 olmasa da 200 var. Ne? 200. Ya sana bir şey söyleyeyim 250. Mi? 250. Ya. Hadi ya. Kırma. Manyak bu sohbete 300. Bak. Ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Dur, annem arıyor. Açabiliyor muyum? Ben aç. Dur. Anneciğim ne haber? Unuttun yine anneni. Aşk olsun bak arkadaşım geldi. Anne diyor ki bana ayda 500 kazanıyorsundur sen. Ben ayda... Şu an... 500 ne oluyor? Bir kazanıyorsun. Bir trilyon, helal olsun. Bir trilyon mu kazanıyorum? Be. Gördün mü? Şimdi sen ardından para istersin benden. Bay. Net be. Annem de kanını yüzüne kapattım. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. Yeni dedikodularım da var. Bunları evet. Başka yerde konuşalım mı? Hayır ama ev bitmeden neyini göreceksin? Ya, ama söyleyeceğim çok şey var. Bitmedi. Yürü. Deli bunun milyon takipçisi olur. Şu arkanı çek kilodun gözüküyor. Gel abi bu evin halini nasıl çektirttir? Ya bir şey Sinan yemin ediyorum bak çok samimi söylüyorum başkası olsun şu evin şu halini kesinlikle hayatım, çektirtmem. Biz zaten spontan giriyoruz. Üst katta ne olsun ne o bence de o berbat. Bırak. Bunlar gerçekten replika mı yoksa hakikaten? Ya içlerinde tabii ki orijinal var da. O ben konuya anlarım. Hiç girme. Kız bu yıkılıyor. Evet. Hiç daha giymedim hiç onu. Hiç giymemiş. Hiç sen burayı maliyeden mi gönderdiler seni? İnanmıyorum. Oy servet var burada. Ay boncuk boncuk terliyorum. Her çekmeceleri dolu mu? Doğruyu söyle. Yok be. Karşıma başka bir şey çıkmaz değil mi? Bunlara gerçekten servet ödüyor musun? Ay. Bak mesela şurada bir şey gördüm. Sen yukarıdaki eşyaları, kıyafetleri görsen demek ki çığlık atacaksın. Şimdi ben o kadar ünlü birisi değilim. Fakat mesela geri geldiğinde ben de miskino mudur, maskino mudur? Nedir bu? Ben de giyebiliyorum. Mesela bu orijinal değil. 17 liraya falan aldım 3 sene önce. Biraz sadece şey köpüklendi. Evet, çok güzel. Şimdi bunu senin ciğerci giydiğinde... Giyerim. Ben derim ki orijinal. Seyirci de bunu diyor mu? Yani bilmiyorum. Ama elimi neye attıysam hep orijinallere denk geldim. Ama sevdiğim bir şey olduğu zaman alıyorum. Şimdi bu bizim videomuzun altına yorum yapacak hatta tahminlerini yazacak kişiye... Bu iki kıyafeti mi hediye ediyorsun? Vallahi al sen götür sen ver ama. Ben vereceğim. He, sen götür sen direkt. Ver. O zaman şöyle yapalım. Ben bizim bu videoyu izleyenlere bir soru soracağım. Mesela ne soracağım? Selin Ciğerci'nin kaç tane ayakkabısı vardır? Ben de bilmiyorum. Ay ne gereksiz telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor. Ben... Abi ayda 500 kazansa buna mı koyar? Evet. Sığmaz buna. Sığmaz. 500 bini 5 yıllarla doldur buradan Kasımpaşa'ya gider. Yani manyak mısın? Ona sığmaz. Kesin abi ben anladım. 500 bin olmasa da 250 bin rahat.
vardır o kadar. Kolay gelsin. Merhabalar, sana biz şey de yeni başladı. Kurulacak bir mağazaya gelmiş gibiyiz. Hiç heyecan yapma, bir şey yok. Arkadaşlar, hemen söylüyorum. Selin Ciğerci'nin bu iki kıyafetini doğru tahmin eden iki kişiye göndereceğim. Kaç tane ayakkabısı var? Buyurun. Dur ben sayacağım. Bunlar çizmeli. 1, 2, 3, 4. Ayakkabı da mı hediye etsem? Bir tane. Sen bilirsin. 39-40 giyen bir kıza verin. Tamam mı? En son. Bakayım göster. Ay, hemen. Şunu vereyim, yazın giyerler. Ay sandalet. Bak daha hiç giymedim. Bak 30, altında bak, hiçbir şey yok. 38 numara ayaklarımı görün. 38 abi. 38 bak 38. Bu videonun altına yorum yapacak, tahminlerini bulunduracak kişi, üçüncü kişiye de bunu hediye. Sen veriyorsun. Ben vereceğim. Ha. Gökhan geldi. Koşun çekin. Koşun. Şimdi Gökhan geldi. Biz bakıyoruz kapıya. Diloş. Kız açma kapıyı. Diloş açma. Biz açacağız. Merhaba. Merhaba. Eve girmeden birkaç tane soru soracağım. Kanka öptüm seni, görüşürüz. Birinci soru. Senin ciğerci iyi yemek yapar mı? Valla makarnasıyla kavurması iyi, evet. Tamam, senin ciğerci iyi ütü yapar mı? Hiç yapmadı. Gerçekten mi? Hiç yapmadı bana. Kim yaptı bu güne kadar ütü? Kız kocamı rahat bırakın, ne yapıyorsunuz ya? Hayır, hemen rahat birkaç bırakın, tane abi, soru soruyorum ya. Birkaç tane. Ben aldım cevabımı. Utanır, alışık değil kameralara. Makarnayı çok iyi yapıyormuşsun. Ne? Makarnayı doğru söylüyor. Hemen bak makarnayı. O zaman buyurun. Kaldığımız yerden devam edelim. Bana dedi ki çok seviyorum. Her şeyini affederim. Ama aldatırsa şey benim için bitmiştir. Öyle bir şey yapmaz ya. Dikkat et. Size kaçta geleceğim? Tamam. Sen gideceksin zaten. Albümün ne zaman çıkıyor? Yazı doğru ablam. Kaç tane parçan var? Bir tane lan, kaç tane olacak? Ama kulüpte en çok keyifle çalmak istediğin... Benim Demet Akalın. Demet Akalın. Hmm. Biz bir şey söyleyeceğim, buralarda mı oturuyor? Ben aşağı sokakta. Ay siz bayağı. Aşağı yukarıda Demet Akalın, ön caddede Kerimcan, arkada Caner, burada sen. Bak canlı ne yapmış eminim. Gördün mü? Bak bak. İnanmıyorum. Bak, Selin Kalp bakar Gökhan. Mısın bak Selin, yani isim soruyorlar ya, Selin Kalp Gökhan yapmış ya, böyle bir şey olabilir. Çok duygusal bir eşin var. O kadar ince bir ayrıntı ki. Makarna yaparsın akşama çünkü çok sevdiğini söyledi. Ne yemek yapmamı bekliyormuş, taze fasulye mi ayıklayayım ona yani. İyi bir karnıyarık yapabilirsin. Bir de karnıyarık. Aşkım bak ben beceriksiz bir kadınım. Becerikli olduğum yerler ayrı. Becerikli olduğum yerler ayrı dedim. Hayat şeyden bahsediyorum. Hayatta onu mutlu etmenin. Biliyorum. Ailesiyle tanıştın mı? Tanıştık. Gelecekler ev bitsin kalmaya. Bana son olarak mutfağını gösterir misin? Çok küçük. Hadi gidin bakın, gelin ben burada oturayım. Sen gelmeyecek misin? Yok, gidin bakın, zaten bir şey yok ki. E tamam, ben şunu yine kırar mıyım? Bu kırmadan yavaş. Geçemiyorum. Geçemezsin, dur. Ay sandalyemin ayaklarını mahvettim. Ben merak ettiğim için bakacağım. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler. Neler neler var. Abi her şey o kadar şey daha yerleşmemiş ve kızcağız daha yeni yeni kuruluyor. Kız dolabında neler var? Ha, diyet yapmadı kesin. Burada tatlılar görüyorum. Sütler, jelibonlar. İyi, çok böyle abur cubur yok galiba. Ay senin fincanlarını yerim. Oo, kupalarına bakar mısın? Bu makarnası yani. Bunlar seviyorlar. Bakar mısınız? Bayıldım. Abi, kocaman Selin Ciğerci'nin evine geldik. Vallahi sevgilisi Gökhan'a da sordum. Sadece yapabildiği tek şey makarnaymış. Artık bu spagettileri suya atıyor, sosunu yapıyor ve öyle mutlu ediyor. Kız fırına iki börek ataydın ya, misafir geliyor. Bu da şey, kız dedikoduya gel. Anlat. Yani sakin, çok sakin. Çok sakin, uyumlu. Uyumlu hem de çok yani yumuşak. Üç kelimeyle anlat, Türkçe bildiği kadarıyla. Yani yumuşak hanım, sakindir. Yani çok yani ne bileyim bir şey inceleyip söylemiyor her şeyi. Bak ben arkadaşımı tanıyorum. Aksi bir şey ya benim inanmazdım. Diloşumu sıkıştırma. Tamam, şey soracağım. Nasıl dedikodu yaptım? Diloşumu sıkıştırma. Nasıl? Gel. Oğlum bana ne dedim biliyor musun? Bak izleyince mi duyarsın? İzleyince duyarım. Hadi tamam, gel. Tamam. Diloş gel. Kek yapsın akşam gel. Diyelim aşkım. Demek atarsa beni uğurluyor. Hadi görüşürüz. Bu soğuk havalarda içinizi birazcık ısıttığımız bir program olduysa çok mutlu olduk. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Bu arada hediyeleri kime göndereceğimi de sayfamızda yine paylaşacağım. Hoşça kalın.